canlıysa verecektim. Şu anda çekiyorum abi seni. Abi ne oluyordu bunun ismi? Çok güzel bir şekilde tasarlanmış. Gülüşüne bak şunların. Kelebek görse ömrü uzar yani. Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Gezip görmenizi istediğim yerlerden bir tanesi arkamda gördüğünüz gibi kelebek bahçesi. İçerisinde bir sürü kelebekler var. Ama ondan öncesinde çiçek bahçesi de gördüğünüz gibi hemen kelebeklerin olduğu yerin birazcık daha alt kısmında bulunuyor. İçeride bir sürü çiçekler var. Böyle çok güzel yapılmış figürler var. Onları da size tanıtacağım. Olduğunca da renkli bir video olacak arkadaşlar. Bu arada kanala abone olmayı, video beğenmeyi unutmazsanız sevinirim. 2015 yılında hizmete açılmış Avrupa'nın en büyük, dünyanın ise sahile en büyük uçuş alanlarından bir tanesi Konya'da bulunuyor. 3500 metrekarelik alana, gezi alanı, 7600 metrekarelik kullanım alana sahip bir mekan arkadaşlar. Ülkelerden gelen ve 45 farklı türdeki yaklaşık 10.000 kelebeğe doğal yaşam alanı sunan Konya Tropikal Kelebek Bahçesi'nde ayrıca farklı hayvan türleriyle birlikte 98 türe ait yaklaşık 20.000 adet bitki yer almaktadır. Tropikal iklime sahip olan kelebek bahçesinde sıcaklık oranı 28 derecede, nem oranı ise %80 olarak sabit tutulmaktadır. Girişte hemen sağımızda solumuzda bizi kelebekler karşılıyor. Çok güzel bir şekilde de figür yapılmış. Üzerinde de çiçeklerle donatılmış. Gerçekten benim çok hoşuma gitti burası. Gördüğünüz gibi sol tarafımızda develer var. Görüyorsunuz böyle sıralanmışlar. Orta tarafımızda bir sürü çiçekler var. Hemen şöyle birazcık daha içeriye girelim arkadaşlar. Sağ tarafımızda da tavus kuşu var. Yani gerçekten çok güzel yapılmış. Yani fotoğraf çekecek arkadaşlara da buradan tavsiye ediyorum. Benim çok hoşuma gitti. Sence nasıl? Güzel. Bir sürü türden, bir sürü çeşit, bir sürü renkli kelebeklerin olduğu yere gideceğiz. Gördüğünüz gibi tam burada da bir tane de tavus kuşu daha var. Burada yeşili var, orada da mavisi var. Ama tabii ben size şurada gördüğünüz çeşmeyi göstereceğim. Çeşme de çok güzel. Sonrasında artık kelebeklerin yanına yavaş yavaş gideceğiz. Bakalım oranın ücreti nasılmış? Sırası var mı? Nasıl bir yermiş? Hep birlikte izleyeceğiz arkadaşlar, göreceğiz. Çeşmemize de geldik. Çeşmeye de çok güzel bir şekilde tasarlanmış. Kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Çiçek bahçesi gezimizi burada sonlandırmış bulunmaktayız. Hemen size çiçek bahçesinin açılış saati ve kapanış saatinden bahsedeyim. Açılış saati 10, kapanış saati ise akşam 19.45. Hemen aşağıdan abone olabilirsiniz arkadaşlar. O zaman teşekkür ediyorum. Size de bir kuğulardan kalp gönderiyorum arkadaşlar. İyi seyirler dilerim. Görüşürüz. Kelebek bahçesine doğru koşmaya başlıyorum arkadaşlar. Görüşürüz. Açılış saati 9.30 ve son kapanış saati ise 6 ve biz de biletlerimizi aldık ve içeriye doğru giriyoruz. Videoyu ufak bir şekilde kestim arkadaşlar. İçeride böcekler var, yılanlar var ve olduğunca da çok geniş bir video sizi bekliyor. O yüzden sonuna kadar izlemeyi unutmayın arkadaşlar. Atlamayın. O zaman iyi seyirler. Winter's here, the snow is falling on a car. As we drive for miles to that little town called home. Tinsel hangs from every corner of the house. And Christmas lights shine bright through the cold evening fog. Arkadaşlar bir gülüşüne bak şunların. Kelebek görse ömrü uzar. Bouncing off the houses, the church choir sings aloud. Feel my heart melt. You walk through those doors for Christmas, you're all I want.
Gezimiz tek yönlüdür tabelaları var. Kelebek Uçuş Alanı, Böcek Müzesi, Böcek Sineması, Böcek Köyü, Kafeterya. Bu şekilde yerler varmış arkadaşlar ve biz de gidiyoruz. Christmas cheer, drinks with friends we haven't seen for a while. Since I've been to that little town called home. Pine tree dressed up with every ornament we got. And stockings hung, we know we're flowing from the top. Hoşuma gitti benim. Gezip görebileceğiniz yerlerden bir tanesi Konya'da bulunan Kelebek Bahçesi. Görüyorsunuz arkadaşlar, bu serinin de devamı gelecek inşallah. Belki Konya'da gezeceğiz, bitireceğiz, başka yerlere gideceğiz sizlerin destekleriyle. Burada da bir şelale var, sesi de duyuyorsunuz. Şöyle ben size yine detaylı çekimini yapayım. Gel. Kelebekleri görüyorsunuz. Biraz daha büyüyor şunlar. Bunlar çıkınca nereden çıkıyor acaba? Kalktın mı? Bu gördüğümüz kelebek arkadaşlar. Blue Morpho. Yayılış alanı. Meksika, Orta Amerika, Paraguay. Trinidad. Daha yayılış gösterir diyor. Kanat genişliği 7,5 ila 20 cm aralığındadır. Genel özellikler kelebeğin kanatları parlak mavidir ve kanatlarındaki kıllar milyonlarca küçük ölçeklerde ışık kırımına neden olur. Bu da predatörleri hızla korkutmak içindir. Ayrıca kanat alt yüzeyinde ona avcılarına karşı koruyan pasif yalancı gözlere sahiptir. Çürük meyveleri suyu ile beslenirler. Morpho kelebeğinin kanatlarında ilham alınarak Morpho Tex isimli bir kumaş üretilmiştir. Yine bu kelebekten ilham alınarak savunma sanayinde hayalet uçaklar yapılmıştır. Böyle de bir geçmişi var arkadaşlar. Özelliği var kelebeğin, gördüğünüz gibi muhteşem. Burada da bizi piton derisi karşılıyor. Gördüğünüz gibi burada deriler var. Burada da bir tane de yılan var. Camların içerisinde ölü yılan, derisi, yılan var, kelebekler var. Arkadaşlar burada da gördüğünüz gibi dal böceği var. Ele alabiliyor muyuz? Canlı mı şu anda? Canlı dayı. Canlı değil mi? Videoday. Videoda mısın? Hani verirse bizim montajda beni atacaksın da o yüzden. Canlıysa beni çektim. Şu anda çekiyorum abi seni. Abi ne oluyordu bunun ismi? Bir dal böceği. Tamamen bir dal parçasına benziyor. Tamamen zararsız bir böcek. Neyle besleniyor abi bu? Yaprak yiyor. Yaprak. Aynen, böğürtlen yaprağı yiyor. Gül yaprağı yiyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. İyi gezler. Burada da papağanlar var.
şu anda birazcık dinleniyoruz arkadaşlar. Nasıl sence? Görkemliydi. Kelebekler falan çok güzeldi ya. Farklı şeyler vardı. Papağan vardı. Kavanozun içinde piton vardı. Yani gezilip görülecek yerlerden aynen. Bir yeri mi? Burası? Aynen gezi. Ben daha hiç gelmemiştim. Gelmeyi de planlamıyordum. Ya iyi geldiğim iyi olmuş yani. Çok güzel yerdi. Aracılığımızla geldi. Aynen. Sence? Sen tabii gezeceksin. Kameraman ben... Vallahi o kadar gezi iştahı ki nereye bakacağım, nereye edeceğimi bilemiyorum. Her tarafı gezmekten artık. Senin de hoşuna gitti. Aynen. Öneriyor musun? Öneriyorum, buyurun gelin. Zaten öyle fazla bir ücreti yok. Fiyatları da gösterdik videoda. Aynen. Buyurun aynen. Gelin yani. Değer yani gezmek. Bu şekilde gezimiz devam ediyor arkadaşlar. Tabii dinlendik. Hemen şöyle etrafımızı göstereyim nerede oturduğumuzu o zaman size. Girdik içeriye. Sol tarafta kelebek yaşam döngüsü diyor. Ne oluyor şimdi burada? Buradaki evrimler abi. Bunda sıra sıra aynı. Bakalım mı? Burada yumurta seramlı, yumurta azlar. Yumurtadan çıkıp tırtıl olmuş. Tırtıldan çıkıp dağ da büyümüş. Dağ da büyümüş. Kozalar dönüşmüş. Dağ da büyümüş. Sonra ne olmuş? Kozalar dönüşmüş. Kelebek olmuş. Biz de böyle anlattık. Vatana millete ayrılmaz. Böcek sinema. Yaşamam için doğayı koruyun. Evet, buradan da bir bilgi verelim. Böcek sinemasını birazcık özetlemek gerekirse, Mısır'a gelen bütün böcekleri salladı, salladı, salladı. Sonunda da rüzgar onu salladı. Bu sefer de ayağa kalkamadı ve bu şekilde bir bitiş oldu. Gördüğünüz gibi böyle de sinemamızı izledik. Gezimizin yavaş yavaş sonuna doğru geliyoruz. Burası da alışveriş yeri arkadaşlar. Kafeterya. Burada da kurutulmuş gerçek kelebekler var ve burada da bu şekilde şu tablonun fiyatı gördüğünüz gibi 600 lira. Hemen şöyle 400 lira sağdaki, soldaki 600 lira. Buna geldiğimizde ise 400 lira. En sondakine geldiğimizde ise 400 lira arkadaşlar. Bu şekilde de bir fiyat listeleri var. Hemen burada bir iki tane daha var. Onları da göstereyim size. 1250 lira. Bu gördüğünüz tablo. Yukarıdaki ise 5000 lira arkadaşlar. Arkadaşlar bir gezmenizi, görmenizi istediğim yerlerden birisi olan kelebek turumuzun da kelebek bahçemizin, çiçek bahçemizin turun sonuna gelmiş bulunmaktayız arkadaşlar. Umarım video hoşunuza gitmiştir ve beğenerek, severek izlemişsinizdir. Arkadaşlarıma da teşekkür ediyorum. Biz arkadaşlar, kanala abone olmayı, video beğenmeyi, sözünü kestim, döneceğim sana. Unutmazsanız sevinirim, o zaman sözü sana bırakayım. Ne diyordun? Video ayağına böyle geziyoruz arkadaşlar, biz çaktırmayın ama gerçekten çok hoşumuza gitti burası. Aynen. Yani ailelerimizi alıp da geliriz belki yani, o derece söyleyeyim. Geliriz, geliriz. Arkadaşlar, gezilerimizin devamı gelecek. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın, görüşmek üzere. Son bir şey söyleyeceğim mi?
Kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Teşekkür ediyorum. Görüşürüz.